kadına şiddetle mücadele için hem bakanlıklar hem de meclis düzeyinde çalışmalar yapılıyor. CHP ise provokasyonlara devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 il valiliğine kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi gönderdi. Genelgeye göre 3500 aile sosyal destek programı personeli kadına yönelik şiddetle mücadelede sahada aktif görev alacak. Personel, şiddet mağdurları veya şiddet görme riski taşıyan kişileri tespit edecek. Gerekli durumlarda müdahale edecek. Koruyucu ve önleyici hizmetlerle kurumsal altyapıyı güçlendiriyoruz. Bakanlık olarak hazırladığımız genelge ile şiddetle mücadele kurum kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz. Şiddet mağduru kadınların istihdama katılımı için mevcut kurslarda, kontenjanlarda ve uygulamalarda öncelik tanınacak. Kadına yönelik şiddet olaylarında şiddetin tekrar yaşanmasının önlenmesi amacıyla riskin zamanında tespit edilmesini sağlayan risk analiz modülü geliştirilecek ve etkin biçimde uygulanacak. <laughs> Mecliste ise kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesi araştırma komisyonu medya temsilcileriyle toplantı yaptı. Eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına tepki gösteren CHP konuşmaların ardından komisyondan çekildi. Bizim için bu komisyonun işlevi kadına yönelik şiddetle mücadeleden ziyade iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma rezaletini gölgelemektir. Cumhur İttifakı'nın bizleri figuran haline getirme çabası içine girerek kendi gündemlerini tatbik etmek ve son olarak komisyon raporunda sözleşmeden çıkmayı meşrulaştırmaya dönük bir girişim içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz CHP olarak bugün itibarıyla komisyondan çekiliyoruz. Komisyon başkanı AK Parti milletvekili Öznur Çalık CHP'nin tavrının çözüme değil kargaşaya yönelik olduğunu belirtti. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin ortak bir mücadele olduğunu söyledi. İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat da parti olarak komisyondan ayrıldıklarını açıkladı. 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesinden çıkılacağını hatırlatan Sunat, ayrılma gerekçesi olarak siyasi mülahazalarla alınacak yanlış kararlara meşruiyet kazandırmamayı gösterdi.